isteyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temin bil hayr. Beytül insani, insanın evi. El beytü, beyt, ev nedir? Mekanü istirahatin, bir dinlenme yeridir. Kim için? Lil insani, insan için bir dinlenme, istirahat yeridir. Neden sonra? Ba'de anail yevmi, günün ana zorluk sıkıntısından, zorluğundan sonra. Günün zorluğundan, sıkıntısından sonra beyt, insanın dinlendiği bir yerdir. Yectemi'u, toplanır. El mer'u, kişi nerede? Fihi, evde. Kiminle toplanır? Bi ehlihi, ailesiyle beraber. Ala ma'idetil aşa'i, akşam yemeği sofrasında toplanır. Akşam yemeği sofrası etrafında kişi ailesiyle beraber toplanır. Ve yakdi, geçirir. Neyi? Neyi sorusunun cevabı cümlede mef'ulun bih'tir. Dolayısıyla kendisinde bir nasf alamet aramamız lazım. Çünkü mef'uller mansubattandır. Yevmey utlati nihayetil usbu'i. Burası zincirleme isim tamlaması. Şimdi yevmün yevmâni mef'ul olduğu için nasb alameti olan ye ile geliyor. Çünkü tesniyedir. Yevmeyni diye. Utle kelimesine muzaf olduğu için sondaki nun düşüyor. Yevmey muzaf, utle muzaf ile, utle muzaf, nihaye muzaf ile, nihaye muzaf el usbu, muzafın ile, en son muzafı ile olan usbu kelimesi de eliflamlı şekilde getiriyoruz. Hafta sonu tatilinin iki gününü nerede? Fi beytihi, evinde. Hafta sonu tatil zaten iki gündür, ancak tekrar etmiş hafta sonu tatil dese de zaten iki gün anlaşılacaktı. Hafta sonu tatilinin iki gününü evinde geçiriyor. Kiminle? Ma'a zevcetihi, eşiyle, ve evladihi, çocuklarıyla geçiriyor. Ve guraful beyti, evin odaları. Guraf burada mübtedadır. Muzaf, muzaf ile tuhaddidu, fiil cümlesi haberidir. Şimdi buradaki fiilin hangi babdan geldiğini nasıl anlayacağız? Tefaul babından mı, tef'il babından mı? Tehaddede de olabilir, tuhaddidu de. Şöyle ki arkadaşlar, mübtedaya bakıyoruz. Guraf, akılsız varlığın çoğulu, gayri akil. Dolayısıyla onun haberi müfret müennes olarak gelmesi lazım. Tefaul babından gelse müfret müzekker olmuştur. Dolayısıyla tef'il babından haddede, yuhaddidu, tuhaddidu müfret mühendis olarak gelmiştir. Ne yapar? Haddede sınırlama, buradaki anlamıyla gösterme. Neyi? Nemata, hayatil insani, insanın hayat tarzını. Nemat, tarz, şekil, şekil anlamında. İnsanın hayat tarzını gösterir. Fe'ala sebilil misal, örnek olarak da, buna örnek verecek olursak, gurfetun nevmi, yatak odası, mürihaten. Şimdi burayı eğer eliflamlı getirseydi, el mürihatu şeklinde gurfenin sıfatı olurdu. Nasıl yatak odası? Dinlenilen bir yatak odası. Ancak burada kastettiği şey, kişinin yattığı yerin dinlenme halinde olması, yani kişinin yattığı yer ne kadar rahatlık veren bir halde ise. O yüzden hal getirmiş arkadaşlar. Buradaki gurfeni, yani buradaki gurfeden kastettiği arkadaşlar kişinin uyuduğu o yattığı yatak, oda, ne kadar sessiz, sakin yattığı işte yer. Yatağı işte hani koltukta değil de güzel, rahat verici, dinlendirici. Kişinin yattığı yer ne kadar dinlendirici bir halde ise, rahatlık veren bir halde ise, tu'essiru, etkiler neyi? Ala cevdetin nevmi, ledel mer'i, kişinin uyku düzenini, uyku kalitesini o nispetle etkiler. Ve gurfetut ta'am, yemek yenilen oda, vasiaten, ne kadar geniş ise, geniş bir halde ise, tusaidu ala, yardım eder neye? Neye yardım eder? Tadyifi,
ala tadyifi duyufin, duyuf dayfincoğlu, misafirleri ağırlamaya, kesirin, o nispetle pek çok misafir ağırlamaya yardımcı olur. Yemek yenilen oda ne kadar geniş bir halde ise, onun hali geniş olma halinde ise, tusaydu gurfe, müennes geldiği için de onun haberi yine müennes gelmiştir. O nispetle birçok misafiri ağırlamaya yardımcı olur. Vel edevatul müstahdimetu. Edevat akısız varlığın çoğulu olduğu için sıfatı müfret müennes gelmiş. İstahdeme, yestahdim, istihdam, müstahdim. Müstahdim, müstahdim, yani müstahdimine müstahdimetun. Evet, kullanılan alet gereçler nerede, fil beyti, evde kullanılan alet gereçler, leha, onların elbette devrun kebirun, büyük bir önemi, büyük bir rolü vardır. Nerede, fi hayatil insan, insan hayatına büyük bir etkisi, büyük bir rolü vardır. İnsan hayatını kolaylaştırır. Esasul beyti, evin mobilyası, el cemil, işte burada bakın yukarıdakine mürihatun eliflam getirseydik gurfetun sıfatı yapacaktık. Aynen burada da el cemil eliflamını getirerek esasın sıfatı olmuştur. Esas eliflamlı olan marifelik özelliğini nereden kazanıyor? El beytten, muzafın ileyhten kazanıyor. El cemili beytin sıfatı yaparsak el cemili diye, o zaman güzel evin mobilyası olur. Ama el cemilu niye ötre getireceğiz? Çünkü burası müpteda olduğu için ötre olarak gelmiştir. Esratul beytil cemilu, evin güzel mobilyası ne yapar? Yakisu, akese, yakisu, gösterir, aksettirir neyi? Zevka, sahibil beyti, ev sahibinin zevkini gösterir. Vel ecihizetul müstahdimetu, kullanılan aletler, kullanılan cihazlar nerede? Fil beyti, evde. Tüsehhülü, kolaylaştırır. Neyi? El hayatel yevmiye. El hayatel yevmiye. Tek günlük hayatı kolaylaştırır. Yümkünü, mümkün kılar. Neyle? Bi vasitati fürni tuhyin. Yümkünü mümkün kılar. Neyi dedik? Bir vasiteti fırını tahiyyin de diye biz arkadaşlar. Tahiyyin tabaka manasında pişirme. Yemek pişiren bir fırın vasıtasıyla nasıl? Ceyyidin. Yemek pişirme işlemini iyi pişirme yapan diyelim. İyi pişirebilen bir fırın vasıtasıyla mümkün olur. Ne mümkün olur? İ'dadu at'imetin şehiyetin. Şehiye lezzetli. Lezzetli yemeklerin hazırlanması. İ'dad muzaf, at'ime muzafın ile, at'ime ta'amdan, akısız varlığın çoğulu olduğu için şehiyetinde müfret mühendis olarak sıfatı gelmiştir. Lezzetli yemeklerin pişirilmesi iyi yemek pişiren bir fırın vasıtasıyla mümkün olur. Lida, bu yüzden yecibu, gerekir, alel insan, insana gerekir, ne el ihtimamı önem vermek, neye bil beyti eve, daha ve bima yucedu, evde bulundurmasına, fil beyti evde bulunmasına, min etimetin, şey min emtiatin, eşyalardan, meta emtia, eşyalar, mallardan, ve edavatin, edatun edavat, tekil edat, edevat, metaun, emtiye. Daha ve esirratin, serir, esirra, yataklara. Ve meqaide, koltuklara, oturulacak yerlere. Vel, ve müstelzematit tabak, yemek pişirilen malzemelere, pişirme malzemelerine önem vermesi gerekir ki. Fe meqaidu, oturma koltukları, yerleri. Şöyle muzaf muzaf ile yapalım. Femekaidu haşebin. Ahşap koltuklar müfaddaletun. Tercih edilmiştir. Tercih ediliyor. Ala gayriha, diğerlerine göre daha tercih edilendir.
El beytü ev nedir? Mastaru ferahil insani. İnsanın sevinç kaynağıdır. Ve kad yekûnü bazı kere olur. Kad biliyorsunuz müzarifiyle ihtimal anlam verir. Bazı kere olur. Olabilir. Ne olabilir? Mastaru hüznin. Ne olabilir? Ve kad yekûnü bazı kere olur. Nedir olur? Mastara hüznin. Hüzün kaynağı olur. Kâne'nin haberi. Peki Yekünün ismi nedir arkadaşlar? Kânen ismi tahtında elbeyte dönen hüve. O ev olabilir. Nedir olabilir? Mastara hüznün hüzün kaynağı olabilir. Ne müddetçe inlem yuhsin. Güzel olmadığı müddetçe, güzel etmediği müddetçe kim? El insan insan neyi? İhtiyara mevki beytihi. Hu insana gidiyor. Kendi evinin yerinin seçimini İyi yapmadığı müddetçe. Tabii ki buradaki ehsene yuhsine arkadaşlar güzelleştirme anlamı var. Ama bir anlamı da bir şeyi iyi yapma, yapabilme anlamında. İyi yapamadığı zaman, iyi yapamadığı müddetçe neyi? İhtiyara mevki beyti. Evinin mevkisini, yerinin seçimini yani evinin yerini iyi seçemediği zaman. Eğer burası ihtiyaran getirseydi mastar olarak o zaman şuraya bir elif olması lazımdı. İnsan seçemeseydi o zaman mastarın sıfatı getirecektik. Mevki'a beyti diye ama buraya muzaf, muzaf ile şeklinde getirmiş. Evin yerini iyi seçemediği zaman o ev bazen ne olur? Hüzün kaynağı olur. Onun hüznü olur. Fakat verede muhakkak ki varit oldu, geldi. Nerede? Fi misli şabihi. Halk örneğinde artık halk arasında bir örnek oldu. Halk dilinde bir örnek oldu. Ne? Ennel beyte ev ellezî. Nedir o ev? La tedhuluhu. Ona girmez. Eşşemsu. Güneş. Güneş girmeyen eve. Yedhuluhu. Girer. Ettabib. Güneş girmeyen eve doktor girer. Halkın bir örneği oldu. Halk arasında kullanılan bir atasözü oldu. Ben de zannettim ki arkadaşlar şey diyecek. Hani bazen ev insanın hüzün kaynağı olur. Niye? Çünkü evde olan huzursuzluklar, sıkıntılar veyahut da komşulardan dolayı o evin yeri ona sıkıntı olur. Ancak burada kastettiği neymiş? İzen öyle ki veya o halde yestehsünü güzelleştirir. Ne essekene yaşamak. Fi beytin bir evde yaşamak güzelleştirir. Ne yeksuru çok olduğu zaman fihi o evde ne çok olduğu zaman davdu şem'i. Güneş ışığının bir evde çok olması yaşamayı o evde iskan etmeyi ne yapar? Yestehsini güzelleştirir. Güzel kılar. İzen o halde. Şimdi tabi adamın görüşüne göre böyle ancak bir evi huzurlu mutlu kılan o evin çok güneş alması değil o maddi yöndendir. O evdeki arkadaşlar huzurdur, mutluluk, saadettir, ailevi geçimdir. Veyahut da komşularıyla olan muhabbeti, geçimi değil mi? Ev alma, komşu al, iyi komşulardan dolayı o yaşadığı yer, çevresi bile öyledir. İnsanoğlunun yaşadığı çevresinde İslam'a uygun insanlar yaşıyorsa orada insan gerçekten çok rahat, huzurlu, mutlu olur. Ancak farklı zihinde, farklı düşünce, yani buradaki İslam'a zıt düşünceyi kastediyorum arkadaşlar. Varsa bu tür insanlardan tabii ki insan istemez değil mi? İster ki, yani Müslüman bir insan öyle istemesi lazım yani etrafındaki, çevresindeki insanlar böyle İslam'ı yaşayan, İslami hassasiyeti olan kişilerin arasında yaşayayım diye ister ki insana da huzur, mutluluk bu verir. Diğer maddi huzursuzluklar bir doyum noktasına geldiği zaman arkadaşlar huzur vermiyor işte. Yani insan daha başka huzur arıyor yani. Huzuru veya tadı, hazzı başka yerde arıyor. Dolayısıyla bana göre hiçbir zaman evin güneş alması çok fazla şey değildir, önemli değildir. Güneş alır, açar çıkarsın dışarıya güneşi almış olursun. Ve la garabete ne yoktur?
tuhaflık yoktur. Nerede? Fi kevnil buyutil mutallati. Mutalle arkadaşlar ala ile harfi cer ile kullanıldığı zaman e doğru anlamında. Mutallati alel bahri. Denize doğru olan evlerin olmasında bir tuhaflık, bir acayiplik yoktur. Nedir olmasında? Galiyeten pahalı olmasında ve semineten yine değerli, semin değerli, kıymetli olmasında bir tuhaflık yoktur. Yani hani bazen yani düşünmeyin diyor yani bazı evler denize doğru, denize bakan bir cephesi olduğu zaman niye pahalı diye düşünmeyin. Bunda bir acayiplik yoktur. Fel menzülü ev ellezî nedir? Lehu o ev için. O ev için vardır. Ne vardır? Manzarun cemilun. Güzel bir manzara vardır. Lehu o ev için vardır. Manzarun cemilun. Güzel bir manzara. Yuti veren. Kime? Li sahibihi sahibine. Neyi? El hayaviyete. Canlılık. Ve neşate. Aktiflik veren. Hareketlilik veren. Ve yemle'u dolduran, esurure sevinç dolduran, fi kalbihi kalbinde sevinç dolduran. Şimdi şöyle ki felmendülü ef nedir? Kişiye sahip olduğu kişiye kalbinde veya şöyle güzel bir manzarası olan ev, manzarası güzel olan ev kişiye kalbine sevinç doldurur ve ona ne yapar? Canlılık, aktiflik verir. Tuğba, müjdeler olsun. Ne mutlu ki limen, kime ol bir kimseye ki yemlikü sahip eddara, eve sahip. Nasıl eve? El cemil. Şimdi dar kelimesi arkadaşlar semai müennes. Semai müennestendir. Dolayısıyla burası el cemil değil, el cemilet olması lazım. Burası da el mürihete. Beyt müzekkerdir ama dar semai müennestir. Rahat içerisinde rahat edilen güzel bir eve sahip olan kimseye ne mutlu. Mutlu olsun ki ellezî hennehe yuhennihu fihi. Ne yapar? O evde fiha gelecek. Eğer dara çünkü semai mühendis olduğu için fiha. Beyt olsaydı fi o evde yaşamak kendisine mutluluk getiren içerisinde yaşaması kendisine sevinç ve huzur gelen mutlu ve güzel bir evde sahip olan kişiye müjdeler olsun ne mutlu ona. Buraya tabi dar kelimesi ben yanlış hatırlamıyorsam semai müennes olduğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla burası el cemile te gelecek. El mürihete ve şurası da fiha zamiyle gelmesi gerekiyor arkadaşlar.